hocalarına, işte paydaşlarına hiç sormadan gizli bir şekilde aday olunan bir süreçte, yani adayların filan da hiç gizli tutulduğu bir süreçte aniden gece yarısı resmi gazetede rektör atadı. Bir sistem yok yani, bu bilmiyorum. Uganda'da falan var mı bilmiyorum ama sanmıyorum yani. Orada da olduğunu sanmıyorum. Neyse işte bu şekilde bir Melih Bulu fenomeni geldi geçti. 6 ay kadar aramızda bulundu. Ondan sonra yine geldiği gibi bir gece yarısı kendisinin de yine haberi olmadan tamamen kapalı bir süreçte bir daha göremedik. Nerede olduğu da bilinmiyor Melih Bulu'nun. Ama onun yerine anladığımız kadarıyla bu sefer işte yüksek makamlara ben bu işi işte daha sert bir şekilde, daha katı bir şekilde çözerim gibi bir vaat veren başka bir rektör atandı. O dönemden beri de bizim üniversitemizde sizin dediğiniz gibi işte 40 yıllık hocanın, hem de böyle şeyden bahsediyoruz yani, dünyada alanında birinci olan hoca, işte sistem dinamiği konusunda yaşam boyu başarı ödülü almış Profesör Doktor Yaman Barlas endüstri mühendisi, işte Faruk Birtek sosyolog, biliyorsunuz İzzettin Dünyaca. Önder Hoca, İzzettin Önder Hoca'nın Ya kendisi, ya hocamız. böyle saymakla bir, işte fizik Nobel ödülüne aday gösterme hakkı olan hocalarımızdan fizikçi Profesör Doktor Alpar Sevgen falan. Mesela bunların ders vermesine ben izin vermiyorum diyor rektör. Bizim çocuklarımız, bizim üniversitemizde Türkiye'nin her yerinden gelen ve harika bir eğitim alarak Türkiye'ye değer olarak yayılan öğrencilerimiz bu insanlardan ders alamıyor. Neden? Bu insanlar rektörün bu şekilde atanmasına ve rektörün yaptığı bu tip şeylere karşı olduğu için. Yoksa hani bir terör örgütü falan oldukları için değil yani, yaptığımızı görüyorsunuz. Kendi okulumuzun bahçesinde öğle saatlerinde orada cübbelerimizle öğle yemeğimizden fedakarlık edip 15 dakika düşünüyoruz bu akademik özellik ne olacak diye dikkat ettiyseniz. Yani Evet. bu bir suç değil. Ama bu şekilde bu emekli hocalarımıza bu reva görüldü. Müthiş bir kadrolaşma var. Hiç de daha önce, hani ayıptır söylemesi, hiç benim adını duymadığım bir takım üniversitelerimiz varmış meğerse. Oralardan hiç normal akademik süreçlere, usullere, bu konuyla ilgili hem ülkemizin yasalarına hem de akademik teamüle uymayan bir şekilde aniden böyle yine işte gece yarısı operasyonlarıyla birilerinin atandığını görüyoruz. Yani bir bölüme mesela birisi atanıyor. O bölüm bundan haberi olmuyor. İşte haberi olunca bölümdeki herkes mesela deli misiniz? Yani bu kişinin hiçbir diploması, yani lisans üstü hiçbir diploması bizim bölümden değil. Bizim bölümde bir tane ders bile veremez falan diye itiraz etmelerine rağmen yok yok verir diye atıyorlar. Ondan sonra o kişi geliyor. Ondan sonra bölüm o zaman şu dersi ver bari diyor kişiye. Sonra onu atayan dekan konumundaki kişi diyor ki veremez ki. Ve o kişi şey yapıyor. Yani çünkü hakikaten veremiyor, çünkü o bölümün meslek olarak o bilgiye sahip değil. Derslerini veremiyor. Boşta oturuyor mesela. Böyle harika bir kadrolaşma şeyiyle karşı, yani tanıdık olmaktan başka ne gibi bir akademik uygunluğu olduğunu tam çözemediğimiz birçok kişi. Benim son saydığımda 38 kişi, akademik olarak sadece idari personeli saymıyorum. Böyle kamuoyunda paraşüt olarak bilinen yöntemle Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesine değişik değişik yerlerden olmadık usule uymayan şekillerde atanmış durumda. Var olan hocalarımızın başına gelenleri biliyorsunuz. İşte emekli hocaların ders vermesinin veto edilmesinden bahsettim. Emekli olmayan, hani görevdeki hocalarımızdan iki tane profesörümüz, benim bizim bölümden Profesör Doktor Tuna Tuğcu ve ekonomi bölümü başkanımız Profesör Doktor Ünal Zenginobuz. Yine ne olduğu anlaşılamayan, yani normal dünyada suç kabul edilmeyen, çünkü görevini yaptığı için adam, yani kurallara göre görevini titizlikle yaptığı için işte bu yandaş medya dediğimiz garip şeylerde önce hedef gösteriliyor. Haklarında anlaşılmaz bir takım soruşturmalar açılıyor ve de okula girmeleri, kapıdan kendi okullarına girmeleri yasaklanıyor. 6 ay boyunca bizim Tuna Tuğcu Hoca 6 ay boyunca Boğaziçi'nin kapısından giremiyor. Araştırma projeleri var. Elektronik posta adresini kullanamıyor.
Yani bir bilim insanı yurt dışındaki diğer bilim insanlarıyla işte ortak çalışma yaptığı insanlarla nasıl haberleşecek? Bu şimdi kime yarıyor? Yani bunun ben buraya geldim, benim dediğim olacak, bana karşı çıkamazsınızdan başka ne gibi bir faydası var? İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi diye bizim okulumuzda 2006 yılından beri bir mekan vardı. Dünyanın en iyi matematikçileri buraya geliyorlardı ve Türkiye'nin öğrencilerine, Boğaziçi ve diğer üniversitelerimizdeki öğrencilerine, yani dünyanın en iyi matematikçisi geliyor, Türk öğrencisinin ayağına burada ders veriyor, seminer veriyor. Bu Matematiksel Bilimler Merkezi'nin işte orada çalışan arkadaşlar bir sabah gidiyorlar, kapıdan giremiyorlar. Gece şey değişmiş, çilingirle kapının kilidi değişmiş. İşte ne oldu falan diye soruyorlar. Üniversitemizde artan ofis ve de toplantı salonu ihtiyacı dolayısıyla biz bunu kapatmaya karar verdik. Artık siz nerede yaparsanız yapın gibi çok bilimsel bir yanıt alıyorlar. O merkezi Üniversitemizde neden oldu? kapatıyorlar mı? Yok mu o merkez artık? Artık öyle bir şey yok. Yani gönüllerde kaldı. Yani bu şey işte hani vaktiyle de bu İstanbul'da Rasathane 16. yüzyılda yıkılmış ya, işte bunlar meleklerin bacaklarına bakıyorlar diye bir şey mi çıkmış, fetva mı çıkmış da Rasathane'yi top ateşiyle yıkmışlar. İşte 21. yüzyılda da Matematiksel Bilimler Merkezi kapatılıyor. İki tane fakülte, hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi, bir tane de enstitü. Yine böyle gece yarısı kimselere sormadan ve apaçık bir şekilde anayasaya aykırı olarak, çünkü anayasada bununla ilgili bir madde var, yani bunların nasıl kurulunacağını anayasamız yazıyor. Aniden yine kuruluyor. Türkiye'de bir tane daha hukuk fakültesine ihtiyaç olmadığını herhalde Türkiye'deki bütün hukukçular ve bütün hukuk hocaları benimle aynı fikirdedir. Zaten bunlarda bir ihtiyaç var, bir fayda olacak falan diye kurulmuyorlar, biliyorsunuz. İşte yine birileri buralara atanacak. Bunların her birinin senatoda şu kadar tane oyu var. Üniversite yönetim kurulunda bu kadar tane oyu var. Bu oylarla işte gerekli kararlar alınacak, hesabıyla atanıyor. Yani bunların benzerlerini Türkiye'de daha önce akademik camiada üniversitelerin işte TÜBİTAK'ın tırnak içinde ele geçirilmeleri sürecinde hep duyuyorduk da, işte biz saf saf Boğaz içinde böyle şeylerin olmayacağını düşünüyorduk. Şimdi 2021'den itibaren bu son dönemde bunların hepsi sistematik olarak bize de oluyor. Can Candan hocamız, duymuşsunuzdur, Evet. durup dururken gözünün üstünde kaşın var diye özetleyebileceğimiz bir şekilde kapıdan giremiyor. Ya işten atılıyor. Mohan Ravi Chandran diye bir Hintli matematik hocamız var. Şeye giderken, yani işte sabah kalkıyor, dersini vermeye gidiyor. Adam matematik hocamız. Yabancı uyruklu. İşten atıldığını, sözleşmesinin feshedildiğini ve de acilen ülkeyi terk etmesi gerektiğini öğreniyor. Yani derse giderken oracıkta. Bunların hepsi mahkemeden dönüyor bu arada. Bu dediklerimin hepsi hukuksuz olduğu için işte gidiyorlar mahkeme, aylar aylar sonra onların haklı olduğunu söylüyor da, yani o sırada olan kime oluyor? O sırada olan Türkiye'ye, üniversitemize, öğrencilerimize, en başta öğrencilerimize oluyor. Yani eğitimimizi, araştırmamızı, bu bizim paylaştığımız, öğlen çektiğimiz fotoğrafları gören troll arkadaşlar, bunlar bütün gün dikiliyorlar, işte maaş alıyorlar, iş yapmıyorlar falan diye saçmalıyorlar, ama yani biz bir yandan eğitimimizi, araştırmamızı yapıyoruz, bir yandan da bunlarla uğraşıyoruz. Ben bir sürü dava açtım. Ben yapay zeka konusunda uzmanım, bu konuda bir sürü kitabım falan var. Bir sürü araştırmacı arkadaşımız var yapay zeka ile ilgili. Yapay Zeka Enstitüsü açılmış Boğaziçi Üniversitesi'ne. Bizim haberimiz yok. Yine resmi gazeteden okuyoruz. Ondan sonra ilan veriliyor işte bu enstitüye personel alınacak diye. Bu enstitüye personel için verilen ilanda, öğretim elemanı için verilen ilanda öyle bir ilan veriliyor ki dünyada sadece bir kişiyi tarif ediyor. Ve de bilgisayar mühendisi, matematik falan mezunu olmasın diye, yani yanlış birisi başvurmasın diye o kadar detaylı tarif etmişler ki,
Hemen bakıp yani Google'a falan bakıp o kişinin kim olduğunu anlayabiliyorsunuz zaten. O kişi de tesadüfen fizikçi olan rektörümüzün doktora öğrencisi mesela. Böyle şeyler oluyor. Bizim üniversitemiz bu gibi durumlarla karşılaşıyor. Dediniz işte Mezunlar Derneği, mezunların kendi paralarıyla yaptırdıkları ve mezunlar bir yandan da öğrencilerimize büyük destek veriyorlar. Bu Mezunlar Derneğimizde Boğaziçi'nin çok sıkı bir ilişkisi var.